Bak burada 11 cenaze çıktı. 2 cenaze altındaydı. Afat'tan söyledik. Kepçe yoktu ki cenazeleri gömdüreler. Cenazeleri burada dizmişlerdi. Şu anda burası Asu köyü, Recep. Cenazeleri dizmişlerdi. Söyleyin arkadaşlar. Eğer gelmediysem duydum. Cenazeleri yere sermişlerdi. İki cenaze altındaydı. Adamların halı kalmamıştı. Kurtlar burada ovasıdır. Biz 10 gün boyunca cenazeleri bekleyemezdik. Cenazeleri çıkardık. Bazı cenazeleri buralara indirdik. Diğer altında kalanları yaşı ölmeden çıkarmak şartıyla onlarla uğraşıyorduk. Tabii büyük kısmını deprem gördü. Hayvanlar götürdü. Devlet gelmedi ki. Bizim de imkanlarımız buydu. Başka becerimiz yoktu. Cenazeyi çadıra sararak ve sürterek yola getirdik. Yol olmayınca, devlet bize destek olmayınca, devletin helikopteri gitmeyince, devletin kepçesi gitmeyince benim kendi imkanımı ancak ben cenazeyi sürterek getiririm. Hatta isim de verebilirim. Hüseyin Taymaz'ın karısı Fatma Taymaz. Biz onun cenazesi Hüseyin Taymaz'da peşimizde olarak bir çekerek, sürterek getirdik. Bizim devlet duysun. İçişleri Bakanımız duysun. Fırtınadan, soğuktan kepçeyi veremediler. Bizim tek buranın kepçesi vardı. Ben motorumun mazotunu çekip o kepçeyi aktardım, buralara gönderdim. Hani bizim İçişleri Bakanı? İçişleri Bakanı niye bakan olmuş? Bize yardım etmek için bakan olmuş. Ama görmedik. Görmedik, maalesef görmüyoruz. Sen burada bana lazımsın. Cenazemi kaldırmaktan bana lazımsın. Kesinlikle. Devlette konusunda bir şey görmedik. Söyleyin arkadaşlar, Recep arkadaşlar biriniz konuşun. Ama şu anda İçişleri Bakanımız diyor ki ben destek veriyorum. Seni nerede gördüm? Biz Aleviyiz. Biz AK Partili de olmadığımız için buralara destek de gelmiyor. Kesinlikle gelmiyor. Ben kendi şahsıma Aziz Güleşe'yle beraber karakola gittim. Binlerce çadır orada vardı. Ne ettim, bir çadır alayım. 15 haneyle beraber bir çadır alayım. Vermediler. Siz bizim karakola bağlı değilsiniz. Neymiş? Sizin karakol bize haber versin. Bizim karakola gittim, dedi ki bizim değil. Kimindir? Helikopter. Kime getirdi? Askeri helikopter. Kimindir? Kimin başının altında? Hayır. Sizin karakol bize haber verecek ki biz karakolunuza göre getirelim. Getirmediler ve alamadık. Bize eşya gönderdiler. AFAD Adıyaman'ın yolunda önünü kapatmış. Demiş ki hayır, Türk bayrağını ta basan götüremezsin. Ya arkadaş, vatandaş bize mal gönderiyor. Sen buna da mı engel oluyor? Kendikini gönder, bayrağını mı takıyorsun? Resmini mi takıyorsun? Tak. Bayrak hepimizin bayrağı. Bayrak tek kişilerin değil. Biz de Türkeliyiz, biz de Türk vatandaşız. Sadece hazine imkanı elinden aldığımız partinin, terörist dediğimiz partinin desteğe gelmiştir bize. İki tır malı göndermiş, biz orada indirmişiz, onunla besleniyoruz. İsterse bu verdiğim şey için bugün beni tutuklasınlar. Bu zaten arabayla öleceğime cezamı da yatarsam daha sevinirim. Kesinlikle devlet desteğe gelmemiştir. Ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Allah verir, devlet insanı kaldırır. Devlette de bir şey görmedik. Benim evim çökmüş, evin içinde çıkmışım, benim hanımım ölmüş. Ben şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Devlette bir katkı daha bulamadık. %85-90 köyümüz yerle bir olmuş. Biz kendi imkanlar çerçevesinden kendimizi idare ettik. Yani aç kaldık, susuz kaldık. Cenazeyle baş başa kaldık. Kimse yardımımıza gelmez. Cenazeleri hepsini içeride çıkardı. 3 gün boyunca uğraştık. Ancak 11 cenazeyi zor çıkarabildik. Ben amcamıyla
Yengemi kaybettim, ablamı kaybettim. Başka diyeceklerimiz yok. Üzüntülüyüz.